Kim yemek isterdi bir soru. Nasıl konuşan kişiler için hoş sohbet denir. Güzel ve tatlı konuşanlar. Her zaman için hoş sohbetimiz hem güzel hem de tatlı konuşmalıyız. Hızlı anlaşılmaz, boş, saçma, yersiz, tutarsız olmamalı zaten, değil mi? Güzel ve tatlı olmak. İşte hoş sohbet, güzel ve tatlı. Tatlı değil, güler yüz insan ilişkilerinde nedir? Moral mi ve motivasyon açısından çok önemli, çok faydalı. Bir de ne atasözü var? Keskin sirke küpüne zarar. Atasözü. Tatlı değil, yılan deliğinden çıkarır atasözü. Bunlar hep önemli. Atalarımız ne demişse doğru söylemişler. Hoş sohbet, tatlı, güler yüz olmalı. Keskin sirke küpüne zarar. Yani tatlı dil yılanını deliğinden çıkarır. Ya atalarımızın her şeysi güzel ya. Güzel ve tatlı dilli olmak. Her şey çok güzel. Bakın bu da başka soru. Elinizde iki parça yuvarlak ekmeğin arasına yerleştirilmiş köfte yapılan bir sandviç varsa muhtemelen hangisini yiyorsunuzdur? Tabii nedir? Hamburger. 3 yaşına kadar olan at yavrusuna ne ad verilir? Tay, buzağı, oğlak, sıpa. Oğlak keçinin erkeği zaten. Sıpa eşeğin yavrusu. Atın yavrusuna tay denir. Buzağı da ineğin. Bunu herkes bilirdi. Evet, bu şekilde. Neymiş cevap? Tay. Ufakken ben babamdan çok isterdim tayım olsun diye. At yavrusu, midilliler var ya, çok güzel olurdu diye.